Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. E-Futbol 2024 bitiyor. E-Futbol 2025'e sayılı saatler kaldı. Peki kadromdaki, konsoldaki kadromdaki oyuncular da toplamda kaç maç yaptılar, kaç gol ve kaç asist yaptılar? Bunu kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ihmal etmiyorsunuz. E-Futbol 2025'te de dolu dolu gidiyoruz. Gerçi artık E-Futbol 2025 değil, E-Futbol olacak. Gelin isterseniz en fazla golü kim atmış, asisti kim yapmış, en fazla kim maç yapmış, bunu birlikte kontrol edelim. Dostlar, kaleci Peter Cech kalemde 1019 maç yapmış, bir de golü var. Büyük ihtimal penaltıyı bir kere ona kullandırdı. Stoper Maldini'm 2051 maç yapmış. 8 gol, 7 de asisti var. 2051 şu anda gerçekten en fazla maç yapan oyuncum diyebilirim. Partneri stoper Puyol, bir ara kadro dışı bırakmıştım. Çok fazla performansından memnun değildim. O yüzden 331 maç, Maldini'ye göre çok fazla forma şansı bulamamış ve sadece bir asist yapmış. Big Time Tomiyoshu, geldiğinden beri banko oynattığım ve çok verim aldığım oyunculardan bir tanesi. O da Maldini gibi çok fazla maç yapmış. 1661 maç, hatta sözleşmesi 3 saat sonra bitiyor. 6 gol ama 41 de asisti var. Gelelim Ferdi Kadıoğlu'na. Bana göre Türkiye liginden gelen oyuncular arasındaki en iyi oyuncu diyebilirim. Ve çok fazla aslında forma şansı buluyor, oynatıyorum. Ama yine de 373 maçta kalmış. 19 gol, 69 da asisti var. Bu arada fullemesini göstereyim size. İnanılmaz bir fulleme. Şöyle fullemenizi tavsiye ederim. Öyle oyuncu ilerlemesi diyelim. 5, 8, 10, 12, 10. Tamamıyla süper bir ofansif oyuncu haline getirebiliyorsunuz. Gok edici Patrick Vieira'ya 233 maç yapmış. 2 gol, 12 asistle takıma katkı sağlamış. 1374 maça çıkmış. 273 gol ve 368 asisti var. Bana göre orta saha olan bir oyuncu için istatistikleri gayet iyi. Frank Ribery'ye gerçekten şok oldum. Frank Ribery de çok fazla oynattığım oyunculardan bir tanesiydi. 1083 maçta 471 gol, 456 da asist yapmış. Nereden baksanız her maç bir gole ya da asiste etkisi var, skora etkisi var. Ben istatistik olarak gerçekten çok beğendim. Ve gelelim Goat Lionel Messi'ye. Dostlar, 106'lık kartı bende, 27 yaşında, 27-28 yaşındaki hali var. Dostlar, 1135 maç, 884 gol. Dilim bak, dilim damağım tutuldu. 439 da asist. Her maç skora birden fazla etkisi var. İnanılmaz bir istatistik. Şu ana kadar Frank Ribery ve Lionel Messi'nin istatistikleri benim çok hoşuma gitti. Michael Owen'ın istatistikleri çok kötü değil ama biz çok sonradan onu kadroya alıp oynatmaya başladık. Big Time zaten sahada kadroların detaylarını, oyuncuların kartlarının detaylarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ya, normalde son dönemlerde oynattığım, hep oynatsam 1000 maçları falan bulurdu. Ama bizde uzun süredir hiç oynamadı bu oyuncu. Sonradan dahil ettik. 175 maçta 91 gol ve 54 asistle bugünü noktalıyor. Hala iddia ediyorum. Oyunun bana göre en iyi forvetlerinden bir tanesi. Sağ altta gördüğünüz gibi eski Rummenigge. Ben hala bu kartla oynuyorum. Farklı basım bir Rummenigge. Gece 12'deki canlı yayınlarıma gelirseniz zaten detaylarını görürsünüz basımlarının arkadaşlar. Şimdi tekrara düşmeyelim. Gece 12'de hep zaten gösteriyoruz. Dostlar, gördüğünüz gibi 2040 maç yapmış. 1537 gol, 925 asist. Romario'ya gelelim. Aslında Rummenigge ve Messi benim iki santraforum olduğu için diğer santraforlara çok fazla maç adedi yoktur diye düşünüyorum. Romario da bunlardan bir tanesi. Bu arada kesinlikle iyi bir oyuncu olduğuna inanıyorum. 301 maçta 127 gol ve 61 asist. Bence çok da kötü durmuyor. Gelelim Gullit'e. Bu arada Gullit'i attığı ve yediğiyle attığı asistine falan bakıldığında şöyle düşünmek gerekiyor. Orta sahada oynattığımız oldu. Ofansif orta sahada oynattığımız oldu. Santrfor'da oynattığımız oldu. Geniş ve genel bir oyuncu. O yüzden de 298 maç, 46 gol, 63 asist. Bence yine de çok kötü değil. Ama tabii ki de Rummenigge'ye göre ve Messi, Ribery'ye göre kıyasladığımızda takıma katkısı çok aşırı olmamış gibi duruyor. Gelelim Ronaldinho. Asla ve asla oynatamadığım oyunculardan bir tanesi. 508 maçlık bir forma şansı vermişim ki bence azımsanacak bir şey değil, sayı değil. Ama gördüğünüz gibi 87 gol, 69 asist. Ronaldinho oyunda bir türlü bekleneni bence veremeyen oyunculardan bir tanesi. Ronaldinho benim yine bu yılda hayal kırıklığım oldu ve ben oynatamıyorum maalesef ki. 508 maçta 87'ye 69 istatistikler. Bana göre Ronaldo'nun ismine yakışmıyor. Gelelim Wesley Sneijder'e. 335 maç forma şansı vermişiz. 40 gol, 60 asist var. Ben de Ronaldinho ile söyleyeceklerimin bir
kısmını da, yani Schneider ve Ronaldinho'ya kıyasladığında Ronaldinho'nun daha üst seviyelerde bir şey yapmasını bekliyorsunuz. Schneider'e beklenti biraz daha az olabiliyor ama prime dönemlerinde inanılmaz iyiydi. Gördüğünüz gibi 40-60 bana göre bu da düşük kalıyor. Bitiriciliği kötü olan bir oyuncu Gedson ama benim çok fazla beğendiğim ve Destan Skart sağ altta gördüğünüz gibi 173 maçta 11 gol ve 31 de asist yapmış. Az gibi gelebilir ama oyunun ofansif yönünde zaten bitiriciliği çok yüksek olan bir oyuncu değil. Şöyle göstereyim. Bitiriciliği zaten 60 olan bir oyuncu. Bu oyuncu takımın ileri çıkmasını sağlayan ve genelde hani biraz daha asisti fazla olan bir oyuncu. 173'e 11-31 biraz düşük kalabilir ama ben Gedson'un yine sevdiğim ve beğendiğim oyuncular arasına alıyorum. Guti 285 maçta 29-37 istatistik yapmış. Benim oyunda maalesef ki çok aşırı beğenmediğim oyunculardan bir tanesi. Ben yönlendiremiyorum ve hız ve hızlanması da birazcık hani oyuna göre bir tık daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sol ayaklı sevenlere önerilecek bir oyuncu ama istatistiklere baktığınızda en azından şunu söyleyebiliriz. Ben çok iyi oynatamıyorum. Gelelim Lobotka'ya. Bu kartının kesinlikle baklı olduğunu inanıyorum. Ve defansif değil de ofansif yönde bastığım için bana göre oyunun en sağlam göbek orta sahalarından biri olduğunu düşünüyorum. Kartı defansif orta saha olmasına rağmen oynadığı maç sayısı 688 ki bana göre hormonlu bir oyuncu, bir destansı, big time olmamasına rağmen çok fazla maç adedi almış benden. 57 gol ve 136'da asisti var. Bence bir Lobotka tarzındaki oyuncu için hiç fena değil. Fullemelerinde de gördüğünüz gibi güçlerini bu şekilde yapmış durumdayım. Bence gerçekten de iyi bir oyuncu. Kapu'ya bakalım. Kapu'da 230 maç oynamış. 2 gol, 17 asisti var. Cancelo benim çok oynattığım oyunculardan bir tanesi. 194 gol, 10 gol, 29 asisti var. Bana göre iyi bir oyuncu. Bir bek içinde çok rahatlıkla iyi bir performans sergiliyor. Benim banko oyuncularından bir tanesi Cancelo. Gilberto Silva gol ve asist olarak takıma hiçbir katkısı olmayan oyunculardan bir tanesi. Çıktan! Lan şimdi küfür edeceğim. Gelelim Haaland'a. Yine bunu da çok fazla oynatamıyorum. 168 maç oynamış. 85 gol ve 35 asist. Aslında istatistiği çok aşırı kötü değil gibi duruyor. Ama konsolda oynatmak gerçekten kolay değil. Top tekniği olmayan bir oyuncu. Mobilde orta bug'ınla, orta kafa bug'ınla bir şeyler olabiliyor ama Haaland'ı forvet olarak maalesef ki centerfor bölgesinde konsolda oynatmak o kadar da kolay değil. Ben oynatamadığıma inanıyorum ama yine istatistik olarak çok da geride kalmamış. Cruyff geriye gelen forvetler son dönemde biraz daha böyle iş görebiliyor gibi oldu ama hiçbir zaman oyunda tutulan forvetler değil geri geldikleri için. Fırsatçı golcü daha fazla tutuluyor. O yüzden 59 maç sadece şans vermişim. 17 gol 18 asisti var. Player of the Week Mbappe açıkçası yani 87 maç forma şansı vermişim ama 14 gol 10 asist büyük ihtimal sonradan genelde oyuna soktuğumu düşünüyorum. Ondan dolayı birazcık geri planda kalmış ama ben yine de buna rağmen Mbappe'nin oyunda sağlam forvetlerden biri olduğuna inanıyorum. Gelelim Rashford'a, Santrifor'da birazcık böyle ayaklarına hakim değil ama iş görebilen oyunculardan gibi duruyor. Oynadığı maç sayısı 350, 169 gol atıp 88 de asist yapmış. Aslında istatistikleri hiç de fena durmuyor. Dostlar Eto'ya geldiğimizde 134 maç oynamış, 61 gol, 35 de asisti var. İyi mi? Bence Rashford'un istatistikleri bundan daha iyi. David Villa bir ara inanılmaz oynatıyorduk. Sahte koşucu ve bayağı iyi koşular yapıp özellikle önünü çok iyi açıyor ve baklı şutları olduğuna inanıyorduk. Vurduğunu gol atıyordu genelde. Dostlar gördüğünüz gibi 471 maçlık şans vermişiz ki son 6-7 aydır hiç forma şansı vermememize rağmen. 205 gol 81 asist bence fena değil. Gelelim Saviola'ya. 176 maçta 42 gol 21 asist. Saviola biraz kırılgan bir oyuncu, süratli bir oyuncu ama bence istatistik olarak takımda geri kalan oyunculardan biri olmuş. Gebersin Allah belasını versin. 253 maç, 253 gol ve 130 asist. En sevdiğim sensin. Bana bazen aşık olasım geliyor. Şu surata bak. Bir surat var, böyle bir surat yok. Tokat mı? Gelelim Filippo Inzaghi'ye. Oyunda hiçbir zaman beğenmediğim forvetlerden bir tanesidir. Maalesef ki şans da vermemişim. Gördüğünüz gibi oynadığı maç sayısı 1. Gelelim Mauro Icardi'ye. Çok fazla bence oynattık. 71 maç az gibi görebilirsiniz. Oyunda oynatması çok zor. O yüzden biz bazı geceler... Öteki dünyaya bir gittim, geldim. Maradona'yla da çok fazla oynadık. Ama onda da yaklaşık 5-6 aydır kadromuza giremiyor. Ama eski verilerine baktığımızda 1046 maçta 282 gol, 244 asist.
Çok da aslında fena değil bir istatistik gibi. Maradona yine buradan toprağı bol olsun diyelim. Gelelim Muhammed Salah'a. Benim maalesef ki bombacılar içerisinde en az sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Ben yönlendiremiyorum. 228 maçta 47 gol, 31 asist. Hepimiz yumuşamaz be. Gelelim Neymar'a. Aslında çok seviyorum oynatmayı. Ama bazen gerçekten Ronaldinho gibi benim canımı çok fazla sıkıyor ve çok saçma pas hataları ve top kayıpları yapıyor. Yine de 1207 maç forma şansı vermişiz. 365 gole 261 asist. Oyunda ağır olduğu için oynatmadığım kartlardan bir tanesi. Sadece 47 maç şans vermişim. 11 gol 9 asist. Son olarak da Rafael Leao'ya bakıyoruz dostlar. 775 maç oynamış. 167 gol ve 88 asist yapmış. Peki sizin oyuncularınız kaç gol kaç asiste ve en yüksek maçı kim yapmış? Seni hiç alakadar etme. Hype puanınızı da kullanmadıysanız, videoyu kullanırsanız beni çok mutlu edersiniz. Nasıl abi kazandım?